Evet, reklamlardan sonra yine bir aradayız. Değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz. Şimdi burada sözümüz yarım kalmıştı. Değerli Doktor Ali Yılmaz. Hemen şunu da belirteyim. İzleyicilerden şu sorular var. Görev yaptığı dönemle şimdiki dönem arasındaki yabancıların karşılaştığı sorunlara da değinirse, bizim de diyor dostlarımız var, onlar soruyormuş onlara. İzliyorlarmış sizi de. Doktor Ali Yılmaz şimdi, ne diyor? Teşekkür ederim. Bunu söylemeden önce, az önce sizin söylediğiniz bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Sadece benim için değil, tüm kamu görevlileri için başarının anahtarı halkla iç içe olmaktır. Halka hizmet zaten bizim inancımızda da halka hizmet, hakka hizmettir. Dolayısıyla insan odaklı çalışmayan hiçbir kamu görevlisinin, hiçbir hizmetin başarı imkanı yoktur. Dolayısıyla ben kamu görevlilerine emekli olmuş, özel sektöre geçmiş, geçmişte çeşitli branşlarda hizmet etmiş birisi olarak benim yanıma gelen her arkadaşa bunu söylerim. Bir gün siz de emekli olacaksınız, ayrılacaksınız, halkın içine karışacaksınız. Onun için nereden geldiniz? Halkın içinden geldiniz. Nereye gideceksiniz? Halkın içine gideceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani makamınızın veya mevkiinizin büyülü ortamına kapılıp halkı tepeden bakan bir pozisyona getirmeyin. Kendinizi hiçbir zaman halkın üstünde görmeyin. Bunu hep söylemişimdir. Görev yaparken de, görevden ayrıldıktan da. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi diğer bir husus, Antalyalı. Kim Antalyalı? Antalya artık küçük bir sahil kenti değil. Antalya dünyada isminden söz ettiren evet, uluslararası bir kent. Bu kentte artık az önce söyledi 184 biliyorum ben. 184 ülkeden gelen insanların yaşadığı bir kent. Sadece turizm amaçlı gelmiyor. Yerleşik olarak geliyor. Aynen. Biz diğer vilayetlerden de insanlar geliyor buraya. Her yıl bir Burdur kadar nüfus ekleniyor. Dolayısıyla Antalyalı kim? Antalyalı bana göre anadan babadan Antalyalı olup da Antalya'ya hiçbir hizmeti dokunmamış, hiçbir hizmet vermemiş insandan ziyade doğduğu yeri terk etmiş, Antalya'ya yerleşmiş, Antalyalı olmaya karar vermiş ve Antalya'ya hizmet eden insan gerçek Antalyalıdır. Eğer bunu anadan babadan Antalyalı olan da yapıyorsa o da gerçek Antalyalıdır. Artık Antalya böyle bir kent. Dolayısıyla kimse ben Antalyalıyım, sen yabancısın veya öbürü sen doğulusun, sen batılısın, kuzeylisin deme hakkına sahip değil. Çünkü Antalya bu ortamdan uzaklaştı. Dünya kenti Antalya. Onun için bakın limanın öbür tarafına bakın artık Rustalya adıyla tanınıyor. Çünkü çoğunluk Ruslara geçmiş liman mahallesinde. Yani yabancıların bugün, az önce şimdi dediğiniz noktaya geleceğim. Yabancıların en sevdiği Türkiye'de kent Antalya. Neden Antalya? Antalya bir kere sahil kenti olduğu için daha hoş görülü diğer kentlere göre. Biraz da turizmden kaynaklı bir ekonomi, diğer yerlere göre biraz ekonomik refah var. Yabancıların da getirdiği bir kültür var. Bunların ikisinin karışımıyla farklı bir ortam var. Bir rahatlama ortamı veya rahat yaşama durumu. Bu insanlara da yansıyor ve dolayısıyla turistler burada kendilerini güvenli hissediyorlar. Geçmişte de güvenli hissediyorlardı, şimdi de güvende hissediyorlar. Dolayısıyla hiçbir turist veya hiçbir yabancı kendisini güvende hissetmediği bir yere ikamet amacıyla veya turizm amacıyla gelmez. Gelmez, doğru söylüyorsunuz. Yani bunu net olarak ortaya koymak lazım ki Antalya bana göre dünyada turizm destinasyonu olarak en güvenli kentlerden biridir. Teşekkür ederim. Bir de şunu soruyorlar izleyicilerimiz. Ali Bey diyorlar, Sayın Doktor Ali Yılmaz, görev yaptığı dönemdeki asayiş ve güvenlikle ilgili, yani güvenle şu andaki güven arasında herhangi bir fark görüyor mu? Şimdi bunu değerlendirmek bize düşmez, şöyle evet, düşmez. Bu yanlış olur. Bizim bir anlayışımız var. Biz 2012'de emekli olduk. Belki bir duygusal olarak daha 10 yılımız varken emekli olduk. Veya farklı bir yönetim tarzı vardı. Bizi rahatsız oldu, emekli olduk. Kendi isteğimizle emekli olduk. Ve biz o defteri kapattık.
Mevlana'nın dediği gibi dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Biz bugün yeni şeyler söylemek için yola çıktık. Arkamıza dönüp bakmıyoruz. Ben artık bir sivil toplum örgütü başkanıyım. Bir ufak da olsa bir şirketin sahibiyim, özel sektördeyim. Özgürce, çekinmeden düşüncelerimi açıklıyorum, yazıyorum. Bazen yol göstereceğim ama bunu hiçbir zaman ülkemin aleyhine bana kimse ülkemin aleyhine yazı yazdıramaz. Tabii. Veya halkımın dışında, vatandaşın refahı dışında yazı yazdıramaz. Ama yanlış gördüğüm, yanlış şeylerin olduğunu düşündüğüm şeyleri de çekinmeden yazarım. Bundan da kimseden korkmam da düşünmem de. Çünkü neden? Artık ben bu aşamada kimseden ne çıkar bekliyorum, ne de makam mevki bekliyorum. Yılmaz diyorsun yani. Benim adım Ali Yılmaz diyorsun yani. Rahmetli Müslüm Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır. O derdi ki, inandığım, inanmadığım dava için milyonlarla yürüyeceğime, inandığım dava için tek başıma yürürüm. Dolayısıyla ben inandığımı söylerim. Tek başıma olsam da söylerim. Yok, biz zaten Sayın Ali Yılmaz, biz size güveniyoruz hakikaten. Ben bakın sizi çağırmadan önce şöyle bir kamuoyu araştırması yapıyorum. Kamuoyuna soruyorum. Programda kimi görmek istersiniz? Bakın hiç bize söylemiş miydim ben size? Hayır, söylemediniz. Ben o araştırmalar sonucunda gelen konuşmacılar, gelen o söylenenler, gelen teklif ve davetler en sonunda topluyorum üst üste. Ali Yılmaz hemen üste çıktı. Ali Yılmaz'ı bu programa aldı. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı zamanda hem Kanal Antalya'ya da teşekkür tabii, ediyorum. Hem ben izleyiciler adına ya Kanal Antalya ailemizin artık televizyonu, Antalya'da yaşayan, Antalya ile ilgili haber almak isteyen herkesin kanalı. Evet. Hakikaten ismiyle ve çalışmasıyla bizlere verdiği imkanla, bakın beyefendi hiçbir beklentisi yok bizden. Böyle bir program yapacağız dediğimizde mesele halk mı, mesele Antalya mı, Antalya için mi program yapacaksınız? Evet. Buyurun dedi bize, ekranı açtı. Teşekkür ediyoruz tabii Cengiz Han Bey'e. Sağ olsunlar. Buradaki bütün kadroya, şu anda herkes evinde oturmuş film izlerken, sinema izlerken buradaki ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Akgül şöyle bir soru geldi size. Şu anda bu ekonomik sıkıntılardan göz önüne alarak yatırım yapmak Antalya'da mantıklı mı diye sorarlar. Evet Sayın Başkanım. Öncelikle Sayın Doktor Ali Yılmaz Müdürüm mütevazi davrandı az önce. Ben kendisiyle çalıştım. Ben burada İl Jandarma'da görevliyken kendisi Emniyet Müdürü'ydü. Çok başarılı bir süreç. Bak birbirinizde haberiniz yoktu. Bir işte böyle bir olarak yapıyoruz. Ben müdürümden her zaman haberim vardı da müdürüm tabii biz birazcık daha alt. Onun sizin geleceğinden Ali programı haberi yoktu. Evet, doğru. Güzel yapıyoruz. Bak mesela haftaya Sayın Servet Yıldız'ı çağırıyoruz. Ama kiminle karşılaşacağını bilmiyor. Sürpriz. Sayın Müdürüm çok başarılı bir süreç geçirdi. Ben en azından hem personeli gibiydik o dönemde hem de bir halktan birisiydik. Sivil çalışıyordum çünkü. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Sizin sorunuzun cevabı Sayın Başkanım, gayrimenkul sektörü satın alma veya satma istikrarla alakalı bir durum. Yani ülkemizde ne zaman bir istikrar dediğimiz olay şu, yani geleceği görmek. Yani günler iyi, sabah kalkıyorsun, güneş doğuyor, akşam güneş batıyor, yatıyorsun. Mutlu ve huzurlu bir şekilde eğer günü geçirebiliyorsan istikrar var demektir. Ve yarınımızı görebiliyorsak istikrar var demektir. Tabii bu, şu şartlarda malumunuz Barış Pınarı harekatı şu an gündemde. Haliyle insanlar bırakın gayrimenkul alıp satma işini, şu an herkes oraya odaklanmış durumda. Çünkü karşımızdaki düşmanı biz bir zannediyorduk. Karşımıza 300-500 tane düşman çıktı. Haliyle biz bunlarla uğraşırken tutup da şimdi gayrimenkul konusunda alalım mı almayalım mı da ziyade önce şu önümüzdeki bir aşamayı bir geçelim. İnşallah da geçeceğiz. Evet şimdi faiz oranlarıyla da doğru orantılı bu arada onu da belirtmeden geçemeyim. Şu anda hükümetin özellikle faiz oranlarını 0.99'a çekmiş olması gayrimenkul sektöründeki canlılığı biraz daha arttırmıştır. Şunu soruyorlar bir de bu kredi olayını 0.99 bir kredi uygulaması herkese yapılıyor mu yoksa değişik firmalara mı yönlendiriliyor? Yani bu kredi imkanından halkımız, vatandaşımız Antalya'daki yaşayanlar yararlanabiliyor mu? Tabii ki.
kesinlikle 0.99 denildiğinde gidip bugün bankaya, eğer bankanın da eksper gönderdiğinde değerinde olacağı bir konut varsa, gayrimenkul varsa, bütün halkımız, halkın içerisinde ayrım olur mu? Tabii ki olmaz. Herhangi birisi gidip eğer şartları uyduğu takdirde devlet bankalarında özellikle 0.99 üzerinden kredisini kullanıp gayrimenkulüne kavuşabilir. O konuda herhangi bir tereddüt yok. Şunu da söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Bu çok önemli bir konu. Gayrimenkul konusunda yurt dışı kaynaklı, yani bunlara gurbetçiler diyelim, turistler diyelim, yani yabancılar diyelim, ülkemizde gayrimenkul alırken her şeyden önce yabancı oldukları için birazcık hani kandırılıyorlar. Birazcık kandırılıyorlar. Nasıl kandırılıyorlar? Şimdi gayrimenkul firmaları, tamam, dürüst çalışanlar var. Buradan selam gönderiyorum hepsine. Çok mükemmel çalışanlar var. Bir de yasal mevzuatta olmayıp da, yani oda kaydı olmayıp, ticari odasına kaydı olmayıp, maliyeye kaydı olmayıp da ayakçı dediğimiz kişiler var. Ben buradan onları şimdi burada tehdit ediyorum. Onlar bizim gayrimenkul piyasasına biraz zarar veriyorlar. Özellikle emlakçı kardeşlerimize, yasal çalışan emlakçı kardeşlerimize zarar veriyorlar. Nasıl? Bu insanlar herhangi bir konut alacak, bir turist gördüklerinde, yakaladıklarında hemen üzerine belli bir pay koyarak, komisyon adı altında fahiş fiyatları koyarak bunu gayrimenkul veya inşaat firmalarının önüne götürüyorlar. Peki bunu denetleyen bir kurum yok mu? Yani bu emlak dünyasını ve emlakçı arkadaşlarımızı. Şimdi iki konu var. Birincisi yatırımcı. Yani yatırımcı geldiğinde Antalya'da, şimdi soruyorlar hep bu soruları, onun için ben de size soruyorum. Yatırımcı Antalya'ya geldiğinde güvende mi yani? İkincisi bu emlak aracılar, yani emlakçılık yapan, sizin de kitabınızda belirttiğiniz gibi hem emlak pusulasında hem sahibinde satılık.com'da, bu iki kitabınızda da belirtmişsiniz, ben okudum. Evet. Ama burada seyircilerimizin de duymasını istiyorum. Yani hem alıcı güvende mi, hem satıcı da kontrol ediliyor mu? Bizim çok şükür satıcıların güvende konusunda bir sıkıntılar yok. Satıcılar zaten gardını almış durumda. Yani tedbirini almış durumda. Yok, yani yatırım yapmaya gelen... Yatırım yapmaya gelen yatırımcılar. Bunlar %100 güvende mi? Değiller. Neden? Az önce söylediğim gibi şu an ortamda gezen çok ayakçı dediğimiz kişiler var. Bunlar emlak piyasasını alt üst ediyorlar. Nasıl? Vergi yok, algı yok, fatura yok, fiş yok. Ben buradan buraya aracı oldum, ver %10 komisyonumu. Ya zaten yasal mevzuatta %2 komisyonum var sevgili kardeşim. %10 neyin nesi? %10 ben ayda bir tane turist denk getiriyorum. Bundan da %10 alırsam bir ay boyunca işte çorbamı kaynatırım. Bunlar bizim sektörümüze, özellikle gayrimenkul sektörüne zarar veriyorlar. Sayın Akgül, ben geçen gün bir misafirimi beklerken gecikti. Havalandan taksici bir arkadaşımız almış, şehire getiriyor. Gecikince merak ettim, aradım. Dedim ki neden geciktiniz? Ya dedi, yolda taksiye bindikten sonra neye geldiniz buraya? Hayrola, bir işiniz mi vardı? Yatırım yapmaya geldim, bir yer alacağım, bir daire alacağım dedim de. Ha dur, şuraya bir arkadaşımıza uğrayalım, bir beraber gidelim deyip. Yani artık taksici de emlakçı olmuş, aynen, lokantacı da emlakçı olmuş. Bunu Berber de emlakçı olmuş, terzi de emlakçı olmuş. Evet, emlakçı. Teşekkür ediyorum Sayın Ben Akgül. Teşekkür ediyorum. Ben burada Sayın Dursun Doğan, hem Ali Yılmaz, Doktor Ali Yılmaz'a, hem de Osman Akgül'e ve orada şu anda bu programı yürüten, yöneten, yani hepimize ve Kanal Antalya ailesine selamları varmış. Bu selamı size ileteyim. Sayın Bülent Ateş komutanım bizi çok bu akşam ihya etti. Çok güzel meseleleri olduğunu, değindiğimiz, bize teşekkür ediyor. Kredi verirken diyor, özellikle diyor belli başlı firmalar mı var diyor, yoksa diyor bu yok, yok. Yok yani. Komutanımıza kredide... selam söyleyin. He. O konuda kendisi izliyor zaten bizi. O konuda içi rahat etsin. 0.99'da bütün herkes kamu bankalarında çekebilir. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, Antalya'mızda hakikaten çok hem iyi hem güzel şeyler var, hem de Antalya'da hoşumuza gitmeyen nedenler var. Tabii ki bunun sorunları var.
Bunun sorumlusu bir kere başta halk bilinçlendirilmeli. Yani ben dünyada turizmle ilgilenen, yani dünya turizmine çok iyi ilgilenen bir insan olarak dünyanın hiçbir yerinde misafir evi yoktur. Yani misafir odası yoktur. Bizde hala evlerimizde biz bir 3 oda, 3 artı 1 alırız. Deriz ki biri çocuklar için, biri kendimiz için, biri misafir için, öbürü de gelecek olan. Yani o misafir odasının nedense bir türlü oturmayız. Hep ne yaparız? Bir misafir geldiğinde o odayı o zaman hizmete açarız. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hizmet yok. O köylerdeki annelerimizin, atalarımızın, ecdadımızın o misafir gelecek diye sakladığı kaymağı, tereyağını, balı şu anda hala Akdeniz'in o yörük köylerinde, Antalya Elmalı'da, Korkuteli'nde ben bunu görüyorum ve gidip oralarından dolaşıyorum. Ben buradan da oradaki annelerime, bacılarıma, ablalarıma, o yörük kardeşlerime teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu? Eğer dağın başındaki çadırda bir duman tütüyorsa, orada bir yörük varsa Türkiye Cumhuriyeti güvendedir diye söylemişlerdi. Evet, Sayın Doktor Ali Yılmaz, aslında bir abimsin, bir çok değer verdiğim bir insansın. Sağ olun, teşekkür ederim. Burada ama artık yayın gereği böyle bazen resmi meseleler, resmi evet, konuları sormak istiyorum. Antalya'da siz yeniden emniyet müdürü olarak veya vali olarak gelseniz Antalya'ya ne yaparsınız? Antalya'yı halkla beraber yönetirim. Antalya. Halkın sesine kulak veririm. Sivil toplum örgütlerinin sorunlarına eğilirim. Birlikte yönetmenin hazzını alırım. Yani sokağa çıkarım. Yani ben dün de bunu yaptım, bugün de aynısını yaparım. Değişen bir şey yok. Ama bugün bakın, halkın arasına karışmayan yöneticilerin büyük çoğunluğu korkudan yapmıyor. Acaba bir yanlış yapar mıyım? Acaba beni birisi görür de sıkıntı mı çekerim? Siyasetçiler niye bu adamı halkın arasına çok fazla katılıyor? Ben Korkuteli'nde bir toplantı yapmıştım. Bundan rahatsız olmuş o zamanki siyasilerin bazıları. Bunu valiye söylemişler. Vali beni çağırdı. Dedi ki ya Vali Bey, Korkuteli'de halkı toplamışsın, evet. Peki niye topladın? Ben dedim ki ben oradaki emniyet ve asayişin nasıl olduğunu, ilçe emniyet müdürünün görevini yapıp yapmadığını kendisine mi soracağım efendim? Ben kime soracağım? Halka soracağım. Diyeceğim ki ey vatandaş, sen emniyet teşkilatının polisinden memnun musunuz? İyi hizmet alıyor musun? Veya yanlış mı hizmet alıyorsun? Ne eksiklikleri var? Daha iyi hizmet verebilmeleri için ne gibi beklentilerim var? Bunları onlara sormam lazım. Peki Sayın Ayılma, sizin ne kadar dürüst, ne kadar gerçekten yani hak için halka verdiğiniz hizmetleri biliyorum. Bizzat kendimde sizi gece hem 12'de görüyordum, hem sabah 8'de 7'de görüyordum. Hem de inan bazen gece 2'de 3'te de sokakta görüyordum. Evet, 3 saat uyuyordum ben. Bugün şu andaki yöneticilerimizden, yani ben çok gezen bir insanım. Ben de sizin gibi 3 saat değil de ben 4 saat uyuyorum. Çok fazla uykuya önem vermiyorum. Yöneticilerimizi sokakta görüyor musunuz? Şimdi yani şu anda siz halktan birisiniz. Şimdi bir idare emekli bir bürokrat olarak benim şu andaki mevcut yöneticilerle ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ben genel konuşurum. Çünkü bir söz vardır biliyorsunuz. Sistemi küçük beyinler kişileri, orta beyinler olayları, büyük beyinler sistemleri konuşurlar diye. Rahmetli Gözal Erdoğan. Evet. Ben sistemi konuşmak isterim. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu derdi ki, maalesef ben de çok severdim. Beni de çok severdi. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Ben çok çalışırdım. Onu derdim ya Ali, gece gündüz çalışıyorsun. Sen de benim gibi oğlum yaranamazsın kimseye. Ben de Sayın Valim, idolüm, örnek aldığım kişi sizsiniz derdim. O da güldü, bana şunu söyledi. Bu zaman zaman da söylermiş bunu. Türkiye'de icraî mesuliyet vardır ama ihmali mesuliyet yoktur derdi. Yani bu ne demekti? Bir bürokrat eğer çok çalışırsa, çalışan insan hata yapar. Sorarlar. Sen eğer %90 başarılısın ama sana kimse bu başardığın yönünü sormaz. Başarısız olduğun veya bilmeden yapmış olduğun hataları isterlerse önüne getirirler ve seni eleştirirler ve harcarlar. Ama hiçbir hizmet yapmazsan, yani ihmali mesuliyet dediği o, hiç hata da yapmazsın. Dolayısıyla canım, kimse sana evet, soru sormaz. Dolayısıyla rahmetli en çok bundan yakınırdı ki bu çok doğrudur.
Şimdi ben prensip olarak bu icra yapıp da hata yapan bürokratı severim. Böyle hiçbir iş yapmayıp da makamını korumaya çalışan, ona buna işte dedikoduyla, dal kavuklukla bir yere gelmeye çalışan bir bürokratik tipine oldum olası nefret Tatlısınız. Ederim. Çünkü şöyledir, her bürokrat mutlaka bir siyasi iradenin takdiriyle gelir. Sayın Ali Yılmaz'ın diyorlar, Emniyet Müdürlüğü döneminde havalanda yani yabancılarla hiç karşılaştığı olumsuz bir olay oldu mu? Yani yaşadığı bir şey olmadı. Oldu. Olmadı. Evet. Şimdi ben değerli Ali Yılmaz abime çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu gece bizi çok aydınlattınız, çok güzel meselelere değindiniz. Bir de şunu sormak istiyorum size. Tabii bu soruyu aslında ikinize soruyorum. Siz emlak dünyasında, siz de halk arenasında öyle diyeyim, dolaşan çok iyi bilinen insanlarsınız. Ben sizin Güç Birliği platformundan tutun da diğer bütün o sivil toplum Güç Birliği platformunun başkan vekiliyim. Başkan vekilisiniz. Yaptığınız hizmetleri çok yakınında takip ediyorum. Ben kendim de bir sivil toplum kuruluşları temsilcisi başkanı olarak çok da iyi anlaşıyoruz. Çok da iyi güzel şeyler Antalya için yapıyoruz. Hatta bu ayın 26'sında 26 Ekim'de nasip olursa değerli yazarımız Sayın Abdurrahman Dilipak aramızda olacaklar. Bütün Antalyalılar davetlidir. Herhangi bir ücret karşılığı yok. Sadece bizim burada yine bir Antalya Gönüller platformu var. Sayın Erdal Öner'e de burada saygılarımı sunuyorum. Böyle güzel bir platformun başında görev yaptığı için. Şunu soruyor vatandaş. Diyor ki Ali Yılmaz kendisi çok gezen, çok dolaşan bir insandı. Şimdi ise bu kendi artık iş adamı oldu. Gerçekten de çok iyi hizmetler de yaptı. Biz yakından tanıyoruz. Hele hele içimizden dolaşması, hepimizin selamını alması bizi oldukça mutlu ediyor. Ama Ali Yılmaz'ın arayıp da ulaşamadığı yerel yönetimlerden yani belediye başkanlarından ulaşabiliyor mu çabuk? Telefonlar çalıyor mu? Çalınca cevap veriliyor mu? Bu konuda düşüncesi nedir diye bir sorar mısınız diye bana bir mesaj var. Şimdi tabii ki yerel... Siz de emniyetçi olunca millet direkt sizden bunu duymak istiyor. Yani ben mümkün olduğu kadar kamu bürokrasisinden ve yerel bürokrasiden uzak durmaya çalışıyorum. İşin açıkçası. Çünkü artık kariyer ve liyakatın esas alındığı veya işin uzmanına görev verildiği bir dönemden geçmiyoruz. Çünkü bakın yönetim değişti. Bir partiden başka bir partiye geçti. Baktığımız zaman aynı alışkanlıklar devam ediyor. Değişen bir şey yok bizim köyde. Yani senin adamın benim adamım, senin ekibin benim ekibim. Ama bu kente hizmet edecek kariyer ve liyakatlı olan, insan ayrımı yapmadan, ötekileştirmeden o sorduğunuz sorulara cevap veren, verebilecek, anda... halkın içine indiği zaman dik gezen ve halkın sorularına, halkın sorunlarına çözüm önerilerini getiren bir yönetim anlayışı bekliyorum. Ben şu ana kadar bunu bulamadım, açıkça konuşayım. Çünkü neden? Çünkü baktığınız zaman sokaktaki insan sorun ağlama makamı değil makamlar. Şimdi düşünün, bir şey söylüyorsunuz, dert yanıyor yönetici herhangi bir birimde. Eğer bir yönetici bir sorunu anlattığınız zaman kendisi sorunun çözüm odaklı olarak size getirmiyorsa kendisi bir sorundur. Yani sorunu çözeceksin arkadaş. Seni onun için getirdim ben. Bunlar Sayın Müdürüm, biliyorsunuz seçim meydanlarında zaman zaman şahit olmuşsunuzdur. Çoğunla dinlemişsinizdir. Şimdi hep geldiklerinde normalde bir adaylık meselesi olduğunda kentin sorunlarını bilmek zorunda. Ya kenti yönetmeye talip olan kişi kentin meselelerini iyi anlaması lazım. İyi araştırması lazım. Araştırdıktan sonra meydanlara çıkması lazım. Ve çıkıyorlar. Hepsi ne diyor? Şöyle yönetiyorlar, böyle yönetiyorlar, şu eksik, bu eksik, şöyle borçlandılar, böyle Antalya'yı bitirdiler ama nedense geldikten sonra, seçildikten sonra bunlar da ağlıyorlar. Sizce nedir bu kaynağı? Bedir Bey, şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de demokrasi bizim bildiğimiz çağdaş ileri demokrasi seviyesinde değil. Siyasi partiler kanununun tamamen değiştirilmesi lazım. Ve demokratik bir anayasayla ve demokratik bir siyasi partiler kanunuyla sivil toplum örgütlerinin bir kere siyasetin ön bahçesi olması lazım. Arka bahçesi demiyorum bak. Ön bahçesi. Yani sivil toplum örgütleri siyasetin mektebi olması lazım. Yani buralarda yetişen insanların siyasete yönelmesi lazım. Neden?
bütün birlikte her görüşteki insanların birlikte çalıştığı, hoşgörü içerisinde yerel anlamda kente hizmet ettiği yerler sivil toplum örgütleri. Şimdi eğer bunlardan yetişmezlerse bir arada çalışma şanslarını kaybederler. Şimdi düşünün ki sivil toplum örgütlerine bakıyorsunuz, yürekler acısı bir halde. Bürokrasi içine kapanmış, halktan uzak. Yerel yönetimler seçilene kadar halkın içerisinde, seçildikten sonra aman benden bir şey isterler diye herkesten kaçan bir ruh hali var. Bu şekilde bir koordinasyon da yok. Bu şekilde bir hizmet anlayışının başarılı olması şansı yok diye düşünüyorum. Hemen bir yeni mesajlar geldi. Biz geçen hafta yaklaşık olarak 300 kişiye bir soru sorduk. Sokakta geziyorken en kolay ulaştığınız belediye başkanının ismini yazar mısınız diye. Siz katılır mısınız? Onu sormak istiyorum. Birinci sırada Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. İkinci sırada Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen. Üçüncü sırada da Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin. Evet, Halil Şahin. Buna katılır mısınız? Yani bu... Şimdi ben katılabilmem için aramış olmam lazım. Evet. Ama arkadaşlarla ben sık aramadım ama Muratpaşa Belediye Başkanı benim eski dostum. Onu zaman zaman hatır sormak için o beni arar, ben onu ararım. Aradığım zaman da ulaşırım. Diğer arkadaşlarla pek aramadığım için telefona çıkıp çıkmadıkları konusunda bilgi sahibi değilim. Siz pek aradınız mı hiç kendilerini? Hayır. Aramadınız. Sayın Osman Akgül, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yerel yönetimlerle alakalı siz Murat de sonuçta Paşa, bir yerel yönetimin adayı oldunuz. Bu, evet, Murat evet. Paşa'da adaylık sürecim geçtiği için şu an kendisi rakibim, duygusal davranabilirim. O yüzden Murat Paşa ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Ama dışarıdan böyle objektif baktığımızda başarılı bir çalışma yaptığı görmemek mümkün değil. Gelelim Konyaaltı Belediye Başkanımıza. Konyaaltı Belediye Başkanımız Konyaaltı en azından temiz. Temiz bir. Semih Başkanımızla herhangi bir irtibatımız olmadı ama en azından Konyaaltı'da insanlar gönül rahatlığıyla gezebiliyor, dolaşabiliyor. Aktiviteleri yapıyor sağ olsun kendi kafasına göre, güzel şeyler yani ekibiyle beraber. Başarılı. Döşem altında herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Aksu'da Halil Bey'le tanışırız. Kendisi düzgün bir yerel yönetim idare eder. Onda da bir sıkıntı yok. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da tanışmak nasip olmadı inşallah önümüzdeki günlerde. Valla şimdi bir mesaj geldi. Ben çünkü geldiği gibi okumak zorundayım. Direkt halktan geliyor. Diyor ki Muhittin Böcek Başkanımıza ulaşamıyoruz. Kamuoyu bunu biliyor diyor. Başkanım diyor. Biz diyor basın mensubu olmamıza rağmen ulaşamadık diyor. İkinci bir mesaj var. Tekrar. Yani ben en çok kime ulaşılır diye. Kanal 6, Kanal Antalya ailesinden de bir mesaj var. Biz de diyor Sayın Metin Böceği aradık. 3 gün üst üste ama henüz bize dönen olmadı. Ben de geçen hafta bir yayın yapmıştım. Ben demiştim ki halk adına biz buradayız. Siz kamu görevlileri, siz yerel yöneticiler, siz siyasi temsilciler kimin için hizmet ediyorsunuz? Halk için. Eğer siz bu halkın telefonuna bakmazsanız, ben sokakta geziyorum. Sokakta bu notları alacağım. En çok ulaşılan belediye başkanının da ismini yazacağım levhalara. Ulaşılmayan belediye başkanlarının ve yöneticilerinin de isimlerini yazacağım. Geçen mesele bana dediler ki neden dediler vali beyi sormadınız. Ben halka sayın valimizi de sordum. Mesela eskide biz alışmıştık. Gerçekten Saffet Arkan Bedük. Ondan sonra siz çalıştığınız Sabahattin Bey değil de bir Muammer Türker Bey. Muammer Türker Bey. Alaaddin Yüksel Bey var. Sayın Çotur Bey. Hakikaten Alaaddin Yüksel Bey. Bunlar sokakta biz görüyorduk eşleriyle beraber dolaşırlardı. Halkın içindelerdi. Ama hakikaten ben burada Sayın Valim'den yani üzülerek belirtmek istiyorum. Sayın Valim'i halk arasında göremiyoruz diye zerzenişte bulunanlar var. Bunu da söylemek istiyorum. Değerli izleyiciler, bugün yine dediğim gibi çok değerli iki tane konuğumu aldım. Ben normalde bu işlerin uzmanı değilim. Bu işlerin sadece
yorumcusuyum. Programlara katılırım. Sivil toplum olarak Antalya'mıza neler veririz, neler yaparız meselelerine daha çok eğilirim. Kim işte yardıma muhtaç, hangi sokakta ne eksik onları tespit ederim. Ama benim aradığım o kardeşim, bacım Sema Yerdelen'i henüz bir haber gelmedi ama demin bir mesaj geldi. Herhalde Mars'tan Kars'a doğru geçtiğini söylediler. Bulana 50 bin dolar para vereceğim. Bu arada onu da belirtmek istiyorum. Sema bacım bugün gelemedi ve Mehmet Uslu kardeşim gelemedi. Onlara da tekrar Mehmet Uslu kardeşime geçmiş olsun dileklerimi. Sema bacımın da bir an önce aramıza katılmasını bekliyorum. Ben size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizler hakikaten bugün Antalya'mıza, izleyicilerimize, Türkiye'mize, yurt dışındaki bütün izleyicilerimize çok güzel konulara, çok güzel meselelere, çok güzel merak edilenlere cevap oldunuz. Ben Sayın Ali Yılmaz'a, Doktor Ali Yılmaz'a ve Sayın Osman Akgül'e teşekkürlerimi sunarak bir başka yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Son bir cümle söyleyebilir miyim? Sayın bakın bunları söyleyeceğiz. Sayın Muhittin Böcek Başkan sadece Antalya'da 10 kişiyle görüşüyor. 10 kişiyle belediye yönetmeye çalışıyor diyorlar. Alanya'dan Mehmet Uslu engelli Muhittin Böcek ile görüştürmediler diye zerzenişte bulunuyor. Sayın Başkanım bizim burada gayemiz, biz seçimlerde yalnızdaydık. Hep sözlerinizi duyduk, dinledik. Gerçekten çok umutlandık, çok umutluyuz. Hala da umudumuzu kaybetmiş değiliz ama lütfen artık bu halkın sesine biraz kulak verin ve dinleyin halkı. Halkı dinlemeyen hak tarafından yok olur. Evet, şimdi diyordunuz Osman Akgül. Şimdi ben buradan tüm Türkiye'ye... Son sözünüzü zaten soracağım. Evet. Sayın Ali Yılmaz'dan başlayalım. Son olarak Antalya izleyicilerine, halkımıza şimdi, ne dersiniz? Şimdi duvarımız çünkü bitti, geçti bile. Tabii ben genel bir şey söyleyeceğim. Birliğimiz, beraberliğimiz açısından biliyorsunuz bir Barış Pınarı harekatımız başladı. İnşallah sağ selamet askerlerimiz yurda dönerler. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Odet Union diye bir stratejist var. Bu önümüzdeki günlerdeki köşe yazımda buna değineceğim. 1982'de Büyük İsrail Projesi diye bir proje sunmuş Netanyahu. Ve sene 2019 bu projedeki ülkelerle ilgili yapılanlar aynen gerçekleşiyor. Evet. Irak'la olan gerçekleşmiş. Suriye'de şu anda meydana gelen olaylar o projede aynen var. Dolayısıyla o projenin özü de şu: mezhep ve farklılıklara dayanan bir çalışmayla devletleri bölün, küçük mezhep ve inanç farklılıklarına göre devletleri bölün ve yönetin. Bu şekilde siz İsrail, Büyük İsrail'i koruyabilirsiniz. Antalya'daki halkımıza ne diyorsunuz? Yani ben de diyorum ki birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Güzel bir kentte yaşıyoruz. Ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden. Bir arada yaşama kültürüyle, hoşgörü içerisinde birlikte yaşayalım. Çok diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Osman Akgül, son sözünüzü alalım. Sayın Başkanım, ben doldu. Başkanımızın, Sayın Müdürümüzün cümlelerini tamamlamak istiyorum. Ayrım yapanlara buradan sesleniyorum. Bugün ayrım yapmak isteyenler Çanakkale'ye gitsinler, orada yatanlara baksınlar. Onlar bizim dedelerimiz, atalarımız. Bu vatan hepimize emanet. Ayrım yapmayın. Onların kemiklerini sızlatmayalım. Birinci konu bu. İkinci konu, Türkiye'de en küçük gayrimenkul emlak ofisinden tutun, en büyük gayrimenkul firmasına kadar bütün çalışanlara sesleniyorum. Kandırmayın. Sadece prosedürlere uygun çalışın. Belki ilk başta az kazanıyormuş gibi gözükeceksiniz ama uzun süreçte çok kazanacaksınız. İnşallah her şey güzel olacak diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de başta Kanal Antalya ailesi olmak üzere siz değerli izleyicilerime ve bütün Türk milletine, Türk insanıma ve başta şu anda Barış programıyla savaşan Mehmetçiğime başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep birlikte kardeşçe kalalım. İyi akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun.